Siz kendinize gazeteci diyorsunuz. Hı hı. Fakat hiçbir tarihçide olmayan belgeleri yayınlıyorsunuz. Şimdi diyorlar ki nasıl oluyor bu iş? Ama siz de diyorsunuz ki biz şimdi yayından önce burada size soruyoruz. Diyorsunuz ki kardeşim ben kendime tarihçi değilim demedim ki zaten diyorsunuz. Ama tarihçiyim demedim şimdi. Onu kastetmedim. Şimdi bakın. Ben yani hayatımı gazetecilikten kazanıyorum. Gazeteciyim. Ve çok genç başladım bu işe. Ve mesleğimle de iftihar ederim ben. Ha şimdiki gazetecilik ayrı bir şey. Ama yani ben gazetelerin her konu dalında, alanında çalıştım. Mürettiphanede eskiden kurşunla basılırdı. Mürettiphaneden tut. Entertip dizerdim ben. Çizgi, roman yazmaktan bilmem ne kadar iş yaptım. Savaş muhabiri bilmem ne hepsini. Şimdi gazeteciyim. Ama bu tarih bilmiyorum anlamına gelmez. Bu laf çok dolaştı, döndü dolaştı. Çünkü ben kendi programımda da ben gazeteciyim falan diyordum. Şimdi efendim şunu bilmiyoruz. Bugün Avrupa'da, özellikle Avrupa'da en önemli ses getiren ve kalıcı ve ciddi tarih kitaplarını yazanlar gazetecilerdir. Bir iki örnek vereyim. Great Game, büyük oyun denir. Yani Orta Asya'daki güç mücadelesi. İngilizler, Ruslar, Çarlık Rusyası. O dönemdeki en önemli, en kaynak kitabı yazan Peter Hopkirk. Peter Hopkirk'ü ben tanıdım. Birkaç sene önce vefat etti. ITV'nin, efendim, Sunday Express'in, London Times'ın çok önemli bir ismiydi. Great Game'i yazdı. Ondan sonra On Secret Service East of Constantinople, İstanbul'un doğusundaki istihbarat savaşlarını yazdı. Foreigners on the Silk Road, İpek yolundaki şeyler. Yani yazdığı her şey kaynaktır. Ama gazeteci. Gazetecidir. Ama onu sonra söyleyeyim. Mesela Fransızlarda Figaro'nun ve Figaro magazininin çok önemli bir isim vardı. Jean Sevilla. Bu adamın çok kitabı vardı. Hatta en son Le Terrorisme Intellectuel diye bir şey çıkarttı ki bence çevrilmesi lazım Türkçe'de o kitabın. Fakat bu adam... Ne anlatır o kitap? Entelektüel terörizme. Bugün... Çok yani, lazımmış hakikaten. Evet. Bu adamın iki kitabı. İmparatorje Zita. Yani Avusturya Macaristan'ın Habsburg'dan son imparatorjesi Zita. Ve Zita'nın kocası İmparator Karl için, son imparator için iki ayrı kitap yazdı. Bu kitaplar o kadar tuttu ki Vatikan hem Zita'yı, yani İmparator Karl'ı ve karısını azizliğin ilk basamağı olan beatifikasyon vardır. Aziz ilan ediyorlar. Bu adam sayesindedir. Ve Habsburg tarihini, son dönem Habsburg tarihini bir gazeteci öğretti Avrupa'ya. Mesela Fransa'da bilirsin çok satan bir tarih dergisi vardır, L'Histoire. L'Histoire'ın yayıncısı Michel Kotkiewicz vardı, Kotkiewicz. Adam tarihçi değildi, felsefeciydi, hatta İbn Arabi uzmanıdır. Şeyde yani gazeteci tarihçilik yapmaz diye bir şey yok. Çünkü niye daha iyi yapar gazeteci? Akademisyen yazamıyor bizde maalesef. Sadece bizde değil, dışarıda da yazamıyor. Ben Fransız yazar, İngiliz ve Fransız tarih yayıncılarıyla konuştuğum vakit, dergi yayıncılarıyla hepsinin aynı şikayet vardı. Yazamıyorlar diyorlardı. Bir kere gazetecinin yazması olayı daha fokus, yani ses getirecek kısmını gazeteci görür. Akademisyen onu göremez. Belgenin analizi. Belgenin veya olayın, ama gazeteci olayı parlatır. Ama bir şart var. Yani şimdi yaptıkları gibi çala kalem tarih yazılmaz. Tarih belgeyle yapılır. Belgesiz tarih olmaz. Ha, sadece belgeyle olmaz. Haber ben, böyledir aslında. Tabii canım, tabii. Fark yoktu. Aynı. Belgeyi yorumlarsın edersin ama belge şarttır. Türkiye'de şimdi çok kötü bir moda başladı. Çok kötü bir akım bu. Koskoca kazı kadar profesörler dergi koleksiyonlarından, gazete koleksiyonlarından tarih yazıyorlar. Böyle şey olmaz. Ne demek o? Anlatır mısınız? Anlamadım. Yani Cumhuriyet tarihi yazacaksın mesela. Hı hı. Bilmem ne dergisindeki bilmem ne olayından alarak ve gazetelerden ve dergilerden olayları bu şekilde anlatıyorlar. Bu neye benzer biliyor musun? Bundan 50 sene sonra şu andaki Türkiye'nin vaziyetini yazmak için
iktidar yanlısı veya muhalif gazeteye bakmak 180 derece farklıdır. Hiçbiri doğru değil. Hiçbiri doğru değil. Ya, tam olarak doğru değil. Evet. Bazılarının arada doğru yakalıkları oluyor ama. Nadir. 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 Ama yani tarih yazacak olan gazeteci bir, hele Türkiye'de ise arşive girip çalışması dolayısıyla gazete okur gibi eski Türkçe okuması şarttır. Zaten eski Türkçe bilmeyen tarihçi olmaz. Osmanlı tarihçisi olmaz. Türkiye tarihçisi olmaz. Bak unutma. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi. Özellikle Cumhuriyet tarihini ve Osmanlı'nın son döneminin çok önemli evrakını ben yayınladım. Tabii. Söylemiş özür dilerim. Yani Misak-ı Milli kayıp da. Meclisi öyle hak etmemişlerdi ne oldu diye. Misak-ı Milli'yi ben yayınladım. Bilmem ne ordular ilk hedefiniz Akdeniz'de son birkaç sene içinde. Ki ben de belgeyi görene kadar onu bir söz zannediyordum. Ya yazılıymış. Telefon emriymiş ama yazılıymış. Onu ben yayınladım. Cumhuriyet'in kuruluş belgesini yayınladım ben. Yani hiç kimse böyle gazeteci bilmem ne diye küçük görmesin. Boylar kadar eser verdim. Bunu söylediğim için tekrar özür dilerim.